Üçgen dış açı ortay konumuzun ikinci föyüne bakalım. Burada arkadaşlar dış açı ortay teoremini göreceğiz. Önce şu dış açı ortay nedir ondan bahsedelim. Size bir tane üçgen verilsin. Mesela şöyle bir üçgen ABC üçgeni. Bu ABC üçgenin A köşesindeki açının dış açısı. Bu arkadaş olmak üzere bu arkadaşı iki eşit parçaya bölen şu ışın arkadaşlar dış açı ortay diyoruz. Bakın ne yaptık? Dış açıyı ortaladık. İşte bu dış açı ortayı çizdiğimiz zaman şuraya K dersek X, Y, Z ve M arasında bir ilişki var arkadaşlar. Peki bu X, Y, Z, M arasındaki ilişkiyi yazarken sizin başlangıç noktası olarak kıstas alacağınız yer neresi? Şuradaki dış açı ortay. Bu dış açı ortaya göz diyelim. Şu gözün baktığı köşe K olmak üzere başlangıç noktanız k olacak. Şöyle yazıyoruz. x'in x artı y oranı eşittir z'nin M'ye oranı. Şimdi föyümüzdeki verilen şeye bakalım arkadaşlar. Özelliğe. Bakın dış açı ortayı görüyorsunuz. Bunlar bizim gözümüz. Gözler nereye bakıyor arkadaşlar? D köşesine. O zaman x'in x artı oranı b'nin C'ye oranına eşittir diyoruz. Hemen uygulamamıza bakalım. Oranı yazalım önce. BDT dersek DC 2 T 12 vermiş bizden X istiyor. Bakın gözleri görüyorsunuz. Hangi köşeye bakıyor? C köşesine. Buradan başlıyorum. 2 T'nin 3 T oranı. Sonra bu okların ucunun bittiği kenar. Bakın bu okun bittiği yerde 12 var. Bu okun bittiği yerde de X var. 12'nin X oranı. İçler dışlar yaparsak 2 X eşittir 36'dan. X eşittir 18 gelecektir. Şimdi bir iki kere zaten bunları çözünce olay sizde ne yapacak? Pratikleşecek. Hemen önce bakalım dış açı ortayımız var mı? Evet burada. Ha, gözler bu sefer bakın B köşesine bakıyor. Bu sefer tersten yazacağız. Ama önce şu oranları bir yazalım. DC'ye M dersek BC dikkat edin. BC 4 M. O zaman buraya ne kaldı? 3 M. Evet gözler B köşesine bakıyordu. Buradan yazıyorum. 3 M'nin tekrar geri dön. 4 M oranı eşittir. Bu okun ucunda ne var? 9. Bu okun ucunda ne var? X dersek X. O zaman 9'un X oranı. M'ler gitti içler dışlar. 3X eşittir 36'dan. X 12. Zaten bizden de AC istiyor. Cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. Önce şunu bir hemen bir yazalım değil mi? Şurası kaç? 9. Şu bizim meşhur üçgen. 3, 4, 5 üçgenin 3 katı. 5'in 3 katı. 4'ün 3 katı. O zaman burada 3'ün 3 katı. 9. 9, 12, 15 üçgeni. Dış açı ortayı görüyorsunuz. Gözler B köşesine bakıyor. Buradan başlayacağım. Ne diyeceğim? X'in tekrar başa dön. X artı 12 oranı. Eşittir bu okun ucunda 9. Bu okun ucunda 15. 9'un 15 oranı. Sadeleştirelim 3. Sadeleştirelim 5. İşler dışlar yaparsak 5x eşittir. 3x artı 36. At bu yavruyu bu tarafa. 2x 36'dan. X eşittir 18. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. Ha bakın burada iki tane açıortay var. Önce o zaman şöyle bir soruyu güzelce okuyalım. Açıortay demiş. Oran var yazalım. AB'ye T ye dersek AC 2T şuradan şuraya kadar 2T'ymiş. 6 bizden x'i istiyor. Şimdi bakın önce eski bilgiye gidelim. Şurada bir iç açıortay var, görüyor musunuz? Neydi kural hatırlayalım mı? Şuraya bir hatırlayalım. Bir önceki föde görmüştük. Bir üçgende iç açı ortayı çizdiğiniz zaman kanatlarla tabanlar orantılıydı. Yani buraya x, buraya y, buraya a, buraya b dersek x'in a'ya oranı y'nin b'ye oranına eşitti. Yani kanatlarla tabanları oranlı yazacaktınız. Şimdi bakın kanatlar t ile 2t değil mi? O zaman bu t'nin alttaki tabana m dersem 2t'nin alttaki taban ne olacak arkadaşlar? 2m. Evet A köşesindeki açı ortayı kullandım. Şimdi D'deki açı ortaya bakalım. Şimdi bakın D'deki açı ortay da şu dış açının açı ortayı. Yani dış açı ortay. Gözler hangi köşeye bakıyor? B köşesine. Buradan başlayacağım. Ne diyeceğim? M'nin 3M oranı eşittir. Bu okunucunda 6 var. Bu okunucunda ucunda X mi var. 6'nın X oranı. M'ler gitti. içler dışlar. 3 kere 6 18 X değeri. Cevabımız E şıkkı. ABC ve ADC üçgen açıortaylarımız var. Bir iç açıortay, ortay bir de dış açı ortay. Uzunlukları vermiş. Bizden X'i istiyor. Önce arkadaşlar ADC üçgeninde şu iç açıortayı ortayı kullanalım. Bakın altının altında ne var? 3. O zaman 4'ün altına ne gelecek? 2. Nasıl yaptık hemen böyle? Neydi kural açı arkadaşlar? Üst kenarlarla alt kenarlar orantılıydı. O zaman 6'nın altına 3 geldiyse yani yarısı 4'ün de altına yarısı 2 gelecektir. E şimdi ne yapalım? Dış, dış açı ortayı kullanalım. Bakın gözü görüyorsunuz. B köşesine inmiş. Ne diyeceğiz o zaman? X'in X artı 4 oranı eşittir. 5'in 6 oranı. E gerisi malum. içler dışlar. 6 X eşittir. 5 X artı 20'den. At bu yavruyu bu tarafa x eşittir 20 cevabımız e şıkkı. Örnek 6'ya bakalım. 70'i 40'ı vermiş 10. 16 bizden BD'nin DC'yi oranına sormuş. Şimdi bakın F açı ortay föyü ortalıkta hiç açı ortay yok. Demek ki biz ne yapacağız bir yerlerden açı ortay bulacağız. Tabi sınavda kimse size demeyecek bu soru ne sorusu diye. Peki ne yapacaksınız? Şimdi size alakasız açılar verilirse. Mesela 45 derece varsa biliyoruz karşısına dik geleceğiz. Oradan bir şeyler yapacağız. Ya da 30 60'ı varsa bunlar standart şeyler. Karşısına bir dik geliyoruz. Soru çözüyoruz. Fakat 70-40 ne alaka değil mi? Ha, demek ki bu tip böyle garip açılar verirlerse size ya ikiz kenar kovalayacaksınız ya da açı ortay kovalayacaksınız. Açı ortay ne alaka? Hemen zihinden şunu yapın. 70-40 daha 110. 180'e tamamlamak için bana bir 70 daha lazım. Niye 180? Çünkü doğru açı. Ha, bakın şu doğruyu uzatırsam. 40, 70, 110. 180'e tamamlamak için bir 70 daha lazım. Aha da size bir tane dış açı ortay. Demek ki böyle alakası saçma sapan açılar verirlerse anlayın ki orada bir şeyler var. Yani açının bir önemi yok. Mesela 40-70 yerine adam ne verebilirdi size? 50 ile 65 de verebilirdi. Neden? 65-65, 130, 50 daha 180. Ama açına o 65-65 yan yana gelsin. 70 yan yana gelsin 70'ler. Burada açı ortaya çıksın. E şimdi gözleri bulduk. 70-70 hemen karşısındaki B köşesinden başlayalım. Dış açı ortaya uygulayalım. Ne diyeceğiz? BD'nin BC oranı... Eşittir 10'un 16'ya oranı da 16 oranı ne demek arkadaşlar? 5 bölü 8 mi? Yani BD'ye biz 5 kat dersek BC 8 katmış. Dolayısıyla DC'ye ne kaldı? 3 kat. Bizden BD'nin DC'ye oranı istiyor. Işte. Yani 5K bölü 3K 5 bölü 3. Cevabımız C şıkkı. Örnek 7'ye bakalım. Şurada bir değişik bir eşitlik var. D, A, C. Buraya alfa dersek. A, D, C. Burası 2 alfaymış. Ondan sonra efendime sorayım. 10, 10 var. Yani ikiz kenar var. 6 bizden x'i istiyor. Şimdi ikiz kenar deyince aklımıza ilk ne geliyordu? Bunun taban açıları birbirine eşit. Bir de tepeden dik gelmek. Doğru mu? Mesela siz bu soru çözerken Şöyle bir hareket yaptıysanız gayet güzel. Harika. Çünkü ikiz kenar görünce ne yapıyoruz? Tepeden dik geliyoruz. Fakat bu soruda işe yaramıyor hemen silgimizi alıp ne yapacağız? Sileceğiz. Ama siz bunu yapmanız gayet normal. bir problem yok. Ama tabi her zaman olmayabiliyor işte. Çok istisna bir durum ama. Yani bu çok özel bir durumdur. İkiz kenar görüp de tepeden dik geldiğiniz Soru çözülmedi. Çok istisna özel bir durumdur. Bu da öyle bir şey. Öyle bir şey. Pekala. Şimdi ne dedik? Alfa 2 alfa. Taban açıları birbirine eşit dedik. Şimdi hep alışmışız ya. İkiz kenar üçgenin. Taban açıları birbirine eşit diyoruz. Ama bir de bu taban açılarının dış açıları da birbirine eşittir. Yani şu x kenar olsun. Evet bu arkadaş bu arkadaşı eşit. Ama bunu uzatırsanız bunu uzatırsanız buradaki dış açı da buradaki dış açı dış açı eşittir. Doğru mu? O zaman bu soruda da onu kullanacağım. Bakın şu kırmızının arkasında ne var? 2 alfa. O zaman bu kırmızının arkasında da 2 alfa olmalı. Nasıl? Şunu şöyle uzatırsak değil mi? E zaten burada bir alfa var. O zaman burada ne olacak? Alfa. Ha, alfa alfa. İşte gene ne oldu? Dış açı ortay. Gözler nereye bakıyor? C köşesine mi? Ne diyeceğim? X'in tekrar başa dön. X artı 10 oranı eşittir. Bu okun ucunda ne var? 6. Bu okun ucunda ne var? 10. 6'nın 10 oranı. Sadeleştir. 3 bölü 5 mi? Hemen işler dışlar yapıyorum. 5x eşittir. 3x artı 30'dan. Bunu bu tarafa at. 2x eşittir. 30. x eşittir. 15. Cevabımız B şıkkı. 8'e bakalım. 6, 12 bizden x istiyor. Ne var? Bir tane iç açı ortay var. Bir tane de dış açı ortay var. Doğru mu? O zaman iç açı ortay, dış açı ortay ikisini de kullanarak herhalde soru çözerim. Önce iç açı kullanmak daha mantıklı gibi değil mi? Neydi kural? Kanatların oranı, tabanların oranı. Tabanlara bakın. 6'ya 12. Yani 2 katı. O zaman bu 6'nın yukarısına t dersem 12'nin yukarısına ne diyeceğim? 2t. Tabanlara göre kanatları ne yaptım yazdım. Şimdi dış açı ortayı kullanalım. Dış açı gözleri C köşesine bakıyor? Buradan başlayacağım. Ne diyeceğim? X'in hop X artı 18 oranı eşittir. Bu okun T bu okunucunda ucunda 2T mi? T'nin 2 tye oranı. T'ler sizlere ömür. İçler dışlar 2X eşittir. X artı 18'den X eşittir. 18 cevabımız E şıkkı. 9'a bakalım. Ha, biraz önceki sorunun aynısı gibi. Bakın bir tane iç açı ortay var. Bir tane de dış açı ortay var. Fakat bir tek DC'yi vermiş 20 diye. O da boydan boya bakın. Şurayı vermiş. Başka da bir şey vermemiş. Bizden X'i istiyor. Ha, biraz önceki örnek 8'deki taktik de bu çözülecek gibi değil. Başka bir şey uygulamamız lazım. Şu kenara bir not diyelim. Bu notu unutmamaya çalışın arkadaşlar şu doğru açı şu da bir tane açı olsun. Şuradan bir açı ortay gelirse buradan bir açı ortay gelirse işte bu iki tane açı ortayın arası yani şurası kaç derecedir? 90 derecedir. Neden? İspatı çok basit. Alfa alfa beta beta 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta yani bu ara kaç derece olacak? 90 derece. Şimdi bakın burada da o var mı? Alfa alfa beta beta 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta 90. Demek ki bu ara kaç derece? 90. O zaman bir soruda bir iç açı ortağı ile bir dış açı orta yan yana geliyorsa şu aranın 90 derece olduğunu unutmuyorsunuz. Ha Örnek 8'de hiç kullanmadım aranın 90 derece olduğunu. Evet arası 90 dereceydi örnek 8'de. Yani şurada göstereyim geri dönelim. Şurası 90 derece. Ama oranın 90 derece olması bu soruda bir işe yaramıyor. Fakat bu soruda bir işe yarıyor. Onun için her zaman ihtimaller aklınızda bulunsun. Peki bu ihtimaller nasıl kalacak aklınızda? Bilin bakalım. Evet, bol bol soru çözerek bunun başka çaresi yok arkadaşlar. Geometride başarıya ulaşmanın tek çaresi çok fazla soru çözmek. Konuyu anlamaktan ziyade, ya anlayın zaten de. Hani yarım yamalak anladığınızı farz edelim. Çok soru çözerseniz bile o anlamadığınız yerleri zaten soru çözerken anlarsınız. Diğer branşlarda böyle bir şey olmayabilir. Konuyu anlamadan soruyu çözemezsiniz. Ya da bir kısmını çözer bir kısmında takılırız. Ama geometri öyle değil. Böyle konuyu yarım yamalak anlasanız bile olmaz ama anlasanız bile soruları çözerken zaten kendiniz keşfedersiniz. Geometri biraz da bulmaca gibidir. Siz de bunu çok kullanıyorsunuz. İşte çözdükçe çözdükçe keyif alıyoruz bulmaca gibi falan diyorsunuz. Birazcık haklısınız ama tabi tam da bulmaca değil. Çünkü kuralları olan bir şey bu. Yani çok da bilgiye dayalı değil. Birazcık da görmek lazım. İşte bunun için ne yapacaksınız? Çok fazla soru çözeceksiniz. Neyse fazla uzattık. 90 30 o zaman buranı oldu. 60. Ha bakın burada ne varmış? Bir 30 60 90 üçgeni varmış. Şimdi bize verilen 20'yi kullanalım. Ha ben 20'yi yanlış yazmışım yani. 20 DC'ymiş, BC değilmiş. Yani şurası 20'ymiş. E daha iyi oldu benim için. 90'ın karşısı 20 30'un karşısı kaç gelecek arkadaşlar? 10 gelecektir. Yani A, D, 10. Ama benden x'i istiyor. Hadi x'i bulalım beraber. E 90, 60. Burası 30 oldu mu? Açı ortay burası da 30 gelecek mi? E 90, 60. O zaman burada ne gelecek? 30. Ha, 30, 30. X kenar oldu mu? O zaman burası 10 burada 10 gelecektir. Cevabımız E şıkkı. Fark ettiyseniz aç ortay kullanmadan soruyu ne yaptık çözdük. Sizi görüntü aldatmasın. İç aç ortay var dış aç ortay var fakat ikisini de kullanmadım. Araya 90'ı koyunca soru bitti. Şimdi aç ortay ve alanla alakalı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Alan konusunu biz daha önce görmüştük. Şimdi ne yapacağız? İşin içine aç ortayda karışırsa neler yapıyoruz ona bakacağız. Fark edeceksiniz ki çok da ekstra bir şey yok esasında. iki tane konunun bilgilerinin karıştığı bir yer. Yani ekstra bir formül, ekstra bir e, bilgi vermiyoruz. Zaten bakın başlık atmışız. Direkt örnek. Bu ne demek? Çözmeye devam edin. Farklı bir şey yok demek. Şimdi 4'ü 5'i vermiş. İç açı ortayımız var. Bizden boyalı bölgenin alanını istiyor. Neydi kural? Kanatların oranı, tabanların oranı. O zaman bura 4, bura 5 ise 4'ün yukarısına 4x diyelim. 5'in yukarısına olacak 5x. Üçgeni tanıdınız mı? 4x. 5x. ha Burası 3x. 3x kaça eşitmiş? 9. O zaman x kaç gelecek? 3. E, x yerine 3 yazarsak bu üçgen tanıdık bir şey oldu mu? Oldu. 9. 12. 15 üçgeni. Bizden boyalı bölgenin alanı mı istiyordum? Şimdi artık buradan sonra iki farklı yoldan çözebilirsiniz. Ben ikisini de göstereceğim size. Hangisi kolayınıza giderse. Birinci yol bence daha kolay olan yol. Hemen gösterelim. Açı ortay üzerindeki D noktasından kola dik gelmiş. 4 mü? O zaman siz de bu tarafa dik gelirseniz bu da 4 olur mu? Ha bakın taban 15 yükseklik 4. 15 çarpı 4 bölü 2'den demek ki boyalı bölgenin alanı kaçmış? 30. Bu birinci yol. Tavsiye edeceğim yol. Daha pratik. İkinci yolda şöyle. Bura kaçtı? 12. Burada 15'i değil mi? Bu sefer de hani alanda bir kural görmüştük hatırlarsanız. Atıyorum burada 4 olsun. Burası 5 olsun. O zaman 4'ün yukarısı 4 alansa 5'in yukarısı neydi? 5 alan. Bu sefer de bunu kullanalım. 4'ün yukarısı 4 alansa 5'in yukarısı 5 alan mı? Ha, tüm alan ne oldu? 9 alan. Peki tüm alan ne? 12 çarpı 9 bölü 2 mi? Dik üçgenin alanı. Buradan A kaç geldi arkadaşlar? 6. Bana 5 alan lazım. 5 kere 6. 30 gelecektir. Bu biraz daha uzun. Fakat sonuçta bir çözüm yoldur. Birinci yol daha pratik. Yani şöyle dik gelip buraya 4 yazmanız daha pratiktir. 11'e bakalım. 6'yı 5'i vermiş. Açı ortay. 2 tane diklik var. Bizden alan A, B, F'yi istiyor. Şöyle boyayım. Bu sefer boyamamış. Ben boyayayım. Şu üçgenin alanını istiyor. Şimdi açı ortay var. Açı ortayla alakalı ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce açı ortay üzerindeki noktadan kollara dikler geliyor. O özelliği kullanılıyorduk. Hadi kullanalım. Açı ortay. Üzerindeki E noktasından kola dik gelmiş 5. O zaman ben de buraya dik gelirsem bu da kaç olacak? 5. İyi de bu siyah üçgenin alana hiçbir faydası olmadı ki bu 5'in değil mi? O zaman ya bu işe yaramadı. Sil. Peki ikinci yol neydi arkadaşlar? Eğer kola gelen dikler işe yaramıyorsa ne yapıyorduk? Açı ortayı harflendiriyorduk değil mi? Hadi harflendirelim bakalım ne olacak? Alfa alfa dedik mi buraya? sadece alfa deyince çözülmüyordu değil mi? Bir de beta diyorduk. Buraya da beta dersek artık alfa artı beta kaç derece? 90. E, beta ise burada beta. E, 90 alfa aa, o zaman buradan olacak beta. Beta beta x kenar geldi mi? Geldi. O zaman burada 5 ise burada kaç olacak? 5. Şimdi dikkat edin kırmızı üçgen alanı istiyor. Şuraya taban diyek mi? Taban 5 ise karşısındaki B köşesinden inen bu dik yükseklik olmaz mı 6? Ha, kırmızının alanı ne oldu? 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 cevabımız C şıkkı. Gene açı ortayı sadece harflendirmek için kullandık. Ama sonuçta kullandık. 12'ye bakalım. Önce bir hatır diyelim. Neyi hatırlayacağız? Daha önce çok hatırlattım. Gene hatırlatıyorum. Üçgen. Buradan bir açı ortay gelsin. Buradan da bir açı ortay gelsin. O zaman 3. köşeden gelen açı ortayda mecburen nereden geçecekti? Buradan değil mi? Buna ne diyorduk arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktası ya da içte çemberin merkezi. Şimdi dikkat edin. Bu açı ortay gelmiş D'ye. Bu açı ortay gelmiş D'ye. O zaman gelir A, de çizersem bu da ne olmak zorunda? Açı ortay. Peki 60'ın karşısı 4 3 ise 90, 60, 30 üçgen oldu. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3te biri 4 olur mu? Şimdi çok dikkat. Soruyu bitirdik çünkü. Şu dik 4 mü? Peki şu açı ortayın üzerindeki D noktasından bu kola gelen dik 4 ise bu kola gelen dikte 4 olmaz mı? Taban 12 yükseklik 4. 12 çarpı 4 bölü 2'den 24. Cevabımız D şıkkı. Önce şu garip eşitliği kullanalım. D, B, C. burası alfa. A, B, D. burası 2 alfa. 10 On, onları vermiş. Hem de 3 tane. 12 bizden ABCD, Dörtgenin alanını istiyor. Bak dörtgenler konusunu görmedik. Dörtgende alanı hiç görmedik. Ama dörtgende alanı sorabiliyor bize. Demek ki üçgende alanlardan faydalanarak dörtgenin alanını hesaplayabiliyoruz. Zaten normalde dörtgende alan diye bir şey yoktur. Üçgenleri birleştirince dörtgen olur. İşte siz de o üçgenlerdeki alan bilgilerinizi faydalanarak dörtgenin alanını hesaplarsınız. Şimdi öyle yapacağım ben. 10, 10, 12 ikiz kenarı gördünüz mü? Ne yapıyorsunuz? Hiç düşünmüyorsunuz. Tepeden dik geliyorsunuz. 6, 6 böldük mü? Peki 2 alfayı da alfa alfa böldük mü? E burası 10. Burası 6. Burada ne oldu? 8. Süper. Peki alfa alfa açı ortayın yanında bir alfa alfa daha var. Görüyor musunuz? Bakın şurayı. Burada da bir açı ortay var. E üzerindeki D noktasından buraya gelen dik 6 ise buraya gelen dik de 6 olmaz mı? Artık soruyu bitirdim. Alan B, D, C. Yani şu üçgenin alanı söyleyebilir misiniz? Tabii ki de taban 10, yükseklik 6. 10 çarpı 6 bölü 2. Peki alan A, D B. Bunu söyleyebilir misiniz? Tabii ki de bakın. A D B. Taban 12 yükseklik 8. 12 çarpı 8 bölü 2. Gerisi 4 işlem. Şu yavru kaç? 30. Bu yavru kaç? 48. Topla 78. Cevabımız E şıkkı. 14'e bakalım. 90 15 75. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben genelde de hatır yapıp şurayı hatırlatayım size. Bu 15, 75, 90 üçgeni. Pek sevdiğimiz bir üçgen değildi. Biz olabildiğince uzak durmak zorundaydık. Fakat böyle karşımıza çıkarsa da yapacak bir şey yok. Özelliğini kullanıyorduk. Neydi o? Dikten bir dik gelirseniz. Burası haşsa. Hipotenüs ne oluyordu arkadaşlar? 4 haş. Haşa 4 haş kuralı. 1'e 4 kuralı vardı. Şimdi büyük ihtimalle onu kullanacağım. O zaman ben buradan bir dik gelirsem işte bu arkadaşı bulabilirsem onun 4 katı da zaten ece olur. Ha zaten üçgenin alanını da bulurum. Pekala bu cepte. Devam edelim. 60 15 var. Ha 60 15 tane ne yapar? 75 değil mi? 3. açının dışı yani şurası 75 derece olmaz mı? Ya da şöyle de görebilirdiniz. Burası kaç derece? 60. Burası kaç derece? 45. 60-45-105 buraya 75 kalır mı? 75-30 buraya da ne kalır o zaman? 75. Böyle de görebilirdiniz. 75-75 e, ikiz kenar geldi mi? İkiz kenar görünce ne yapıyoruz? Tepeden dik geliyoruz değil mi? Hemen gelelim diki. Burayı 4-4 böldük mü? Peki şu 30'da açı ortay 15-15 böldük mü? Ha, bakın bir açı ortay da şurada oluştu. 15-15 görüyor musunuz? E, üzerindeki D noktasından buraya gelen dik 4 ise e buraya gelen dikte şimdi 4 olmaz mı? E bu H 4 ise 4H 16 olmaz mı? E mavi üçgenin alanı taban 16 yükseklik 4 bölü 2'den 32 cevabımız C şıkkı. 15'e bakalım. 3 var 4 var. Aha da şurada bir de 5 var. Benden alanı istiyor. ABC üçgenin. Ha. Şimdi bak. 90-45 yan yana gelmiş. Kaç eder? 135. Hemen ne dedik size? Bunu 180'e tamamlayın demiştik Değil mi? 135'i 180'e tamamlarsak 45 değil mi? Ha, bak şimdi ben şu arkadaşı şöyle uzatsam. Burada 45 olmaz mı? 45-45 e dışa 45 dış açı ortay olmaz mı? Ya e açı gözleri. Hop C köşesine bakıyor mu? CD'nin CB oranı. Hatta CD'ye X diyelim uzatmayalım. X'in X artı 5 oranı. Bu okun ucunda 3 var. Diğer okun ucunda 4 var. 3'ün 4'e mi oranı? İçler dışlar 4x eşittir 3x artı 15. At bunun tarafa x eşittir 15. Fakat benden alan istiyordu. Ben gittim x'i buldum ama soruyu da bitirdim. Neden? Şimdi bakın bura beşgen, bura 15. Hatırlayınız alanlar tabanlarla orantılı. Yani 5'in yukarısındaki alan neyse 15'in yukarısındaki alan ne olacak? 3 katı. 5 e 15, 3 katı. E buranın alanı zaten belli. 3 kere 4, 12 yarısı 6 değil mi? Neydi dik üçgenin alanı? Dik kenarların çarpımının yarısı. E 5'e 6 ise 15'e 3 katı 18. O zaman tüm alan 6, 18, 24. Cevabımız B şıkkı. Burada bir uyarı var arkadaşlar. O noktası iç açı ortayların kesim noktası olmak üzere. Yani iç teğet çemberin merkezi olmak üzere. Bu üç köşeden çıkan açı ortayı çizdiğinizde oluşan bu üç üçgenin alanı kenarlarla orantılıdır diyor. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu açı ortay olsun. Bu da açı ortay olsun. Haliyle bu da ne olacak? Açı ortay. Mesela burada 5 olsun, bura 8 olsun, burada 7 olsun atıyorum. İşte diyor ki bu üçgenin alanı 5a ise, bu üçgenin alanı 8a, bu üçgenin alanı da 7a'dır diyor. O zaman örneğimize bakalım. Örneğimizde K noktası içte çemberin merkezi demiş mi? Yani bunlar ne olmak zorunda o zaman? Açı ortay. Gelir CK'yı çizersem, bu da ne olacak arkadaşlar? Açı ortay. Şöyle düz çizelim. O zaman söyleyeyim bakalım. Bu üçgenin alanı 6 A ise bu üçgenin alanı 8 A. Bu üçgenin alanında ne olacak? 12 A. Şimdi alan AKB Yani şurası. 6 A mı? Bölü. Alan A, C, B, K. Yani geriye kalanlar o da 20 A. Oranlarsak 3 bölü 10. Cevabımız D şıkkı. Unutmayın bunu. İçte çemberin merkezi yani iç açı kesim noktasına köşelere birleştirirseniz oluşan üç üçgenin alanı kenarlarla orantılı. Yine bir uyarımız var arkadaşlar. Buradan sonraki uyarılar birazcık formül. ÖSYM gidip de bunları direkt soracağını artık pek tahmin etmiyoruz. Çünkü ÖSYM öyle diyor. Direkt formül sorusu sormayacağız. Eğer sorarsak yukarıda veririz zaten diyor. O zaman bununla alakalı bir soru soracaksa yukarıda o formülü size verecektir ama bizim gene aklımızın bir kenarında da bulunsun, aşinalığımız olsun ki zorlanmayalım. ABC üçgenin içte çemberinin yarı çapı r, u da çevrenin yarısı olmak üzere. Şimdi u diye bir kavram çıktı karşımıza. Artık bundan sonra ara ara çıkacak karşımıza. Geometride arkadaşlar u harfi genelde çevrenin yarısı olarak kullanılır. Aklınızda bulunsun. Bir formülde u varsa o anlayın ki çevrenin yarısıdır. İşte U da çevrenin yarısı olmak üzere A, B, C toplamı çevre. Çevrenin yarısı olmak üzere alan U çarpı R'dir diye sormuş bize. Bu da esas öyle çok böyle ezberlenecek bir formül değil. Yani siz de çok basit hesaplayabilirsiniz. Bakın nasıl ispatlayabilirsiniz. Şuraya A diyelim A'nın karşısı A kenarı. B'nin karşısına da B diyelim. C'nin karşısına da C diyelim. Şimdi bana şu üçgenin alanını söyleyebilir misiniz? Taban A, yükseklikte R'ye görüyorsunuz da A çarpı R e bölü 2. Peki şu yandaki kırmızı üçgenin alanını söyleyebilir misiniz? Onu da söylersiniz. Nasıl? Şimdi şuradaki K noktasından buraya dik gelmiş R mi? O zaman bu tarafa dik gelirseniz bu da R olmaz mı? Ya da merkezi çemberle birleştirince burası R olmuyor muydu? E gene burası R olmaz mı? Bakın taban B yükseklik R. O zaman bu kırmızının alanı da B çarpı R e bölü 2 değil mi? E geriye şuradaki arkadaş kaldı. Onu da siyahla gösterelim. E gene bunu çizersen bu da R değil mi? Dikler birbirine eşit. E taban C yükseklik R. Bunun da alanı C çarpı R bölü 2 değil mi? E alan ne bu üçünün toplamı. E gelin bunları arkadaşlar R bölü 2 parantezin alalım. Hatta R parantezin alalım ki bizim yazdığımızla aynı olsun. A artı B artı C bölü 2 olmaz mı? İşte burası U'ydu. Alan ne oldu bakın? R çarpı U ya da U çarpı R gelecekti. Ama ne diyoruz? Her defasında ben böyle uzun uzun yoldan yapayım. Mümkün değil. Bize süre de lazım. Onun için aklımızda da formülleri tutmaya çalışalım. Ne diyor? B, e, D, F 2 santim. AB ile EC'nin toplamı 18 santim. Bizden üçgenin alanını istiyor. Şimdi bakın şu açı ortayı görüyorsunuz. Üzerindeki D noktasından kola dik gelmiş 2. O zaman ben de buraya dik gelirsem bu da 2 olur mu? Ha o zaman şunu çizersek bu da açıortay olmak zorunda. Çünkü neden? Dikler birbirine eşit olmuş 2 2. E bunu çizersem bu da mecburen açıortay olmak zorunda. Çünkü dikler 2 2. Ha o zaman bu D noktası ne oldu? İç açıortayların kesim noktası. Yani içte çemberin merkezi. Ha yani şöyle bir çember çizerseniz işte merkezi D olur. Ha, yarı çapı da kaç olur o zaman? 2. Demek ki R kaçmış? 2. Sırada ne var? U. Yani çevrenin yarısı var. Biz biliyoruz ki arkadaşlar bu dikler birbirine eşit. Kanatlar da birbirine eşit. Doğru mu? Yani buna X dersek burası ne oluyordu? X. Buna Y dersek burada Y oluyordu. Bir de bana ne vermiş? AB artı EC 18 mi? AB artı EC 18. Ha, buna da Z dersek burada ne oluyordu? Z. Şimdi bakın çevre ne? 2Y artı 2X artı 2Z değil mi? Çevrenin yarısı ne olur? X artı Y artı Z. Bana da onu vermiş. Bakın AB X artı Z. Şey Y artı Z. ECD C'de X. Ha, demek ki bura kaçmış? 18. O zaman çevrenin yarısı 18. Yani U 18. R'yi zaten 2 bulmuştuk. Alan neydi arkadaşlar? U çarpı R. 18 çarpı 2. 36. Cevabımız C şıkkı. Bu birazcık bilgiye dayalı bir soru. Eğer ÖSYM bu soruyu sorarsa yukarıda ne yapacaktır size o hatırlatmayı verecektir. Fakat son yıllarda pek böyle sorulara bulaşmamaya çalışıyor ÖSYM. Ama gene de sağ solu belli olmaz tabi. Gene bir tane daha kural. Diyor ki bir dik üçgenin. Ha şimdi burada bir de ekstra özellik var. Bu üçgenin dik olması lazım. Her üçgende olmuyor. Mesela biraz önce gördüğümüz U çarpı R alanı veriyordu. O her üçgende olur. Ama mesela bu formül sadece dik üçgende oluyor. Bir dik üçgende içte çemberin hipotenüsten ayırdığı parçalar şu M ile N bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Alanı veriyor imiş. Yani çemberden şöyle de yapabiliriz. Şurası neydi? İç açı ortayların kesim noktası değil mi? İşte bu iç açı ortaylarının kesim noktasından bir dik geldiğinizde soldaki parçayla sağdaki parçanın çarpımı bize alanı veriyor. Bakalım açı ortay görüyorsunuz. Açı ortay. O zaman bu kesiştiği nokta E noktası iç T, çemberin merkezi. Oradan bir dik geldik. O zaman şuraya x, buraya x dersek ABC üçgenin alanı x çarpı. Y. Bana bunu soruyor. Peki x çarpı y'yi nasıl bulabilirim ben? Zaten buldunuz değil mi? Şuradaki diki görüyor musunuz? Dikten dik gelmiş. Öklit var mı? x çarpı y yüksekliğin karesi. Yani altının karesi mi? 36 cevabımız D şıkkı. Böylece konu anlatım faslı bitti. Testimize başlayalım. Dış açı ortayı görüyorsunuz. Gözler C'ye bakıyor? Ne diyeceğim? Onun 30 oranı eşittir. Bu okunucunda 8 var. Bu okunucunda ucunda X mi var? X yazalım oraya. 8'in X oranı. Ne geliyor sadeleştirsek 1 bölü 3 mü? İçler dışlar x eşittir 24. Demek ki burası 24 ama bana onu sormuyor. Adana, Bursa, Denizli üçgeni yani şu üçgenin çevresini soruyor. 24, 8 daha 32. Üzerine 20 koy. 52 cevabımız A şıkkı. 2'ye bakalım. Gene bir dış açı ortayımız var ama önce şu oranı bir yazalım mı? BCYT dersek dikkat. Dikkat. BD 5T. O zaman buraya ne kaldı? 4T. Aman ha gözünüzü seveyim. Şuraya 5T yazıp da uğraşmayın. Dış açı ortayı görüyorsunuz. Gözler D köşesine bakıyor. Buradan başlayacağız. Ne diyeceğiz? 4T'nin 5T oranı eşittir. Bu okun ucunda ne var? X'in var. X'in 15 oranı. T'ler gitti. 60 bölü 5 12 mi? X eşittir. 12 cevabımız C şıkkı. 3'e bakalım. Gene dış açı var ama üçgeni birazcık ters çevirmiş. Ha olsun biz gene aynı kuralı yaparız. Önce şunu bir yazalım. C, K dersek BC 2 K. Bakın dış açı görüyorsunuz. Gözler A köşesine bakıyor. Bu sefer buradan başlayacağım. Ne diyeceğim? 12'nin 12 artı x oranı kural aynı şekilde işliyor. Bu okunucunda k var. Bu okunucunda ucunda 2K'm var. K 2k var. K'nın 2k'ya oranı. E k'lar gitti. içler dışlar 24 eşittir. 12 artı x'ten x eşittir. 12 cevabımız c şıkkı. 4'e bakalım. Bir iç açı ortay var. Bir de dış açı ortay var. Önce iç açı ortayı kullanalım. Değil mi? Şu arkadaşım. Neydi iç açı ortayda kural? Kanatların oranı tabanların oranı. 3'e e 5. O zaman ben bunun yukarısına 3x dersem bunun yukarısına ne diyeceğim? 5x. Benden BD'yi istiyor. O zaman şu BD'ye M diyelim. M'yi bulmaya çalışalım. Dış açı ortayı görüyorsunuz. Gözler B köşesine bakıyor. Buradan başlayalım. M'nin M artı 8 oranı eşittir. Bu okun ucunda 3x bu okun ucunda 5x mi? 3x'in 5x oranı. X'ler gitti içler dışlar yapın. 5m eşittir. 3m artı 24'ten at bu yavru bu tarafa. 2m 24m 12 cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım. Alan sorusu. Önce şunu bir yazalım. AB'ye 2t dersek AC 3t. Tüm alan 45 bizden sarıya boyalı üçgen alanı istiyor. Şimdi iç açıortayı kullanalım mı? 2t'nin altına ben 2x dersem 3t'nin altına olacak arkadaşlar? 3x. Alanda neydi kural? Tabanlarla orantılı oluyor. O zaman 2x'in yukarısına 2a dersek 3x'in ne olacak 3a mı? Ha, tamamı 5a eşittir 45. a kaç geldi? 9. Dikkat benden 2a istiyor. 18. Cevabımız c şıkkı. 6'ya bakalım. Önce oranı yazıyoruz. ad'ye t dersek ac 2t Dış açı ortay var. Benden boyalı üçgen alanı istiyor. Dış açı gözleri. B köşesine mi bakıyor? O zaman buradan başlayalım. Ne diyeceğiz? BD'nin BC'ye oranı. Bu okun ucunda T var. Bu okun ucunda 2T var. T'nin 2 tye oranı. E, T'ler gitti. Demek ki 2 tane BD BC'ye eşitmiş. Yazalım. Yani BD'ye X dersek BC 2x. O zaman x buradaysa buraya x kalır mı? Ha meğerse BD DC'ye eşitmiş. E soru bitti o zaman. Bunun yukarısı 18 ise bunun yukarısı da 18. Cevabımız D şıkkı. Diğer testimize bakalım. Gene dışa çortayımız var. B köşesine bakıyor gözler. O zaman buradan başlayalım. Ne diyeceğiz? Onun 15 oranı e, bu okunucundan ne var? AD. E, bu okunucundan ne var? AC oranı. Ha, sadeleştirin. 5 ile 2, 5 ile 3 mü? Demek ki AD'ye 2x dersek, AC 3xmiş. E, benden nereye istiyor? AD 2x'i. Ha şuradaki dikliği kullanalım şimdi. Nasıl? Pisagor yazarsak soru biter değil mi? Artık buradan sonrası Pisagor. Yazalım Pisagor'u. 2x'in karesi 4x kare artı 5'in karesi 25 eşittir 3x'in karesi 9x kare at bu yavruyu bu tarafa 25 eşittir 5x kare her tarafı 5'e böl x kare 5'ten x kaç geldi arkadaşlar kök 5 bana 2x'i soruyordu 2 kök 5 cevabımız a şıkkı 2'ye bakalım bir içeriden açı ortay var bir de dışarıdan var Oran var bir de. D, e M dersek. E, C, 2, M'ymiş. Benden X'i istiyor. Ha birazcık görmesi sıkıntılı bir soru. Bu sefer iç açı ortaydan değil dış açı ortaydan başlayacağım. Bakın dış açı ortayımız burası gözler. D köşesine bakıyor değil mi? O zaman buradan başlayacağım. Ne diyeceğim? M'nin hop tekrar başa dön. 3M oranı eşittir. Bu okun ucunda ne var? BE Böyle bu okun ucunda ne var? BC değil mi? Oranlarsak demek ki 3 tane BE BC'ye eşitmiş. Yani BE'ye ben şurayı temizliyorum arkadaşlar rahat görün diye. BE'ye ben T dersem BC ne olacakmış? 3T. Şimdi soru bitti değil mi? İç açı ortayı görüyorsunuz. Kanatlarla tabanlar orantılı. E, T'ye 3T kanat geldiyse yani 3 katı 8'e 24 cevabımız E şıkkı. Ama birazcık güzel bir soruymuş. 3'e bakalım. Gene bir içeriden açı ortay, bir dışarıdan açı ortay var. Bizden Ece'yi istiyor. Ece'ye x diyelim o X'i bulmaya çalışalım. Önce iç açı ortay yazalım. Farkındaysanız bakın. Ben de bir kararlı davranamıyorum. Önce iç açı ortay yazalım diyorum. Bir önceki soruda önce dış açı ortay yazalım dedim. Bunun bir kesin kuralı yok. Yani şunu görürseniz önce iç yazın sonra dış yazın ya da tam tersi diye bir durum yok. Bunu ne yapacaksınız? Siz tecrübe edeceksiniz. Mesela atıyorum siz önce dış açı ortay yazmak isteseniz tıkanacaksınız. O zaman hemen değiştir. İç açı ortay yazacaksınız. Zaten bununla alakalı mesela 3 soru 5 soru çözdükten sonra artık bu ne yapacak? Sizde de oturacak. Mesela ben bakınca önce iç açı ortay yazmam gerektiğini anlayabiliyorum. Neden? Bu bana doğuştan verilen bir yetenek değil. Soru çöze çöze artık ne oluyor? Aşinalık kazanıyoruz. Sizde de öyle olacak. Merak etmeyin. Devam. Şimdi bakın iç açı ortayı kullanıyorum. Burada x var. Burada 5 var. Ha, burada biraz değişik bir durum. Mesela bu x yerine 3 olsaydı ne yapacaktım? Şuraya 3 kat. Buraya 5 kat yazmayacak mı? E aynı şey. Burada x var. Burada 5 var. O zaman buraya x kat. Buraya ne yazacağım? 5 kat. Hocam iki tane değişken oldu. Evet birazcık tuhaf duruyor ama biraz sonra göreceksiniz ki iki değişken değil. Esasında bir değişken var burada. Şuradaki dış açı ortayı görüyor musunuz? Gözler D köşesine bakıyor değil mi? 12'nin 17 artı x oranı eşittir. Bu okun ucunda ne var? xk. Bu okun ucunda ne var? 5k. xk'nın 5 k oranı. K'lar gitti. içler dışlar yapıyorum. 60 eşittir. 5 çarpı 12 60 eşittir x çarpı 17 artı x. Şimdi burayı dağıtayım. İkinci dereceden denklem. Ayırayım çarpanlarına. X'i bulayım. Hiç kasmayın. Ha, gerek yok. X istiyor ya sizden. Şıklarda da tam sayılar var. Bir deneyin bakayım. Mesela 2 versek. 2 çarpı 19 38. Az geldi. 3 versek. 3 çarpı 20 60. Sağladı. X kaçmış arkadaşlar? 3 gelecektir. Hocam ben dağıttım buldum paşa gönlünüz bilir. Ama geometri de öyle ikinci dereceden yapayım. Kökler bulayım. Çarpanlara ayırayım. Pek karşınıza çıkmaz. Çünkü genelde tam sayılı cevaplar olduğu için deneyin. Bir iki seferde bulursunuz. Emin olun normal çözmekten her zaman daha kısa olacaktır. Dörde bakalım. Bakıyorsunuz açı ortay. Bakıyorsunuz açı ortay. Bakıyorsunuz. Mecburen açı orta. Çünkü iki açı birleştiği yere üçüncü gelen de açı orta. O zaman bu 90'ı nasıl böleceğim? 45-45 30-45-60 Bunları görünce ne yapıyorduk? Hemen dik geliyorduk değil mi? O zaman D köşesinden dik geldi mi? Ha 90-45-45 oldu mu? 90'ın karşısı 3-42 ise 45'lerin karşısı da 3-3 oldu mu? Bana şuradaki 3 lazım. Neden? Buradaki açı ortayı görüyorsunuz. Üzerindeki D noktasından buraya dik gelmiş 3. O zaman ben de buraya dik gelirsem bu da kaç olur? 3. E yeşil üçgenin alanı çıktı. Taban 12 yükseklik 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18. Cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım. 30'u gördük. Özel açı karşısına dik geleceğim. Ama önce bir soruyu tamamlayayım. 8-6 pembeye boyalı üçgenin alanı. Bakın hemen hop karşısına dik geldim. 90'ın karşı 8 30'un karşısı kaç? 4. Peki açı orta üzerindeki D noktasından buraya dik gelmiş 4 mü? O zaman ben de buraya dik gelirim. Bu da 4 olur mu? E, taban altı yükseklik 4. 6 kere 4 24. Yarı son cevabımız E şıkkı. 6'ya bakalım. 5 5 ikiz kenar. O zaman burası böyle bir çizgi ise. Burada böyle bir çizgi burada da bir çizgi var. Hop ne oldu burada? Bir dış açı ortay. 5'ler var. 8. Dikkat. BC'yi de 6 vermiş. Bir daha hatırlatıyorum. Soruların altını, üstünü, sağını, solunu, önünü, arkasını, ilerisini, gerisini mutlaka okuyun. Çok nadir de olsa şekil üzerinde verilmeyen bilgi olabilir. Onu okumadığınız için çözemezsiniz. BC kaçmış? 6. E ikiz kenar hiç dayanamam. Hemen dik geliyorum. 6'yı arkadaşlar 3 3 böldük mü? Peki 3 5 burası kaç oldu? 4 oldu mu? E açı ortayı görüyorsunuz. Üzerindeki A noktasından dik geldim 4. O zaman ben de buraya dik gelirsem bu da 4 olur mu? Şimdi boyalı üçgenin alanını mı istiyordum? E taban 8 karşısındaki A köşesinden inen dik yani yükseklik 4. E 8 çarpı 4 bölü 2 8 kere 4 32 yarısı 16 cevabımız B şıkkı. Evet bir sonraki testimize bakalım. Açı ortay var. Ucunda yükseklik var. Ha, hem açı ortay hem yükseklik. Dört özellikten ikisi var. Eksik olan diğer ikisi neydi? Demek ki bu üçgen ikiz kenar ve burası kenar ortay. Peki şurada bir dış açı ortay var. Bizden BD istiyor. X'i istiyor. Bakın bu dış açı ortayın gözleri C'ye mi bakıyor? Ne diyeceğim? C, CH'ın CB oranı şunlara TT t diyelim mi? Yani T'nin 2T oranı eşittir. Bu okunucunda 8. Bu okunucunda X mi var? 8'in X oranı. Ha T'ler gitti. X eşittir. 16. Cevabımız A şıkkı. 2'ye bakalım. A, C, B. Buraya alfa dersek. B, A, D. Burası 2 alfaymış. 5, 13 o zaman burası 12 malumunuz. Biliyoruz onu. Bizden x'i istiyor. E hiç açı ortay falan yok. Herhalde bir açı ortay bulmamız gerekiyor. Ama tabi biz bu sorulara böyle yaklaşmıyoruz. Bu açı ortay föyü mutlaka açı ortay olmalı dersek denemelerde ne yaparız? Yanılırız. Şimdi ben ne yapacağım? Alfa'ya 2 alfa vermiş. Biliyorum ki ben sadece alfa yazınca sorular genelde çözülmüyor. Ne yapıyoruz? Bir de beta mı kullanıyoruz? Aha da buraya beta dedim. Böylece alfa artı beta ne oldu arkadaşlar? 90. Peki alfa artı beta 90 sa 2 alfa artı 2 beta ne olur arkadaşlar? 180 değil mi? Size bunu daha önce de söylemiştim. İkiz kenar föğündeydi galiba. Alfa artı beta 90 yazınca hemen aklınıza ne gelecek? 2 alfa artı 2 beta'nın da 180 oldu. Şimdi bakın şunu şöyle uzatırsam bir doğru açı olur mu? O zaman 180 derece olabilmesi için 2 alfa artı 2 beta mı olmalı? E 2 alfa burada. E beta'nın biri de burada. Demek ki burada neymiş? Beta. Aa, beta beta dış açı oldu mu? Gözler C köşesinden bakıyor? Buradan başlayacağım. Ne diyeceğim? X'in X artı 12 oranı. Eşittir. Bu okun ucunda ne var? 5. Bu okun ucunda ne var? 13. 5'in 13'ü oranı. İşler dışlar. 13x eşittir 5x artı 60'tan at bu yavru bu tarafa. 8x eşittir 60. x eşittir 60 bölü 8. Yardım edin 7,5 değil mi? 7, 56. Evet 7,5. Cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. gene enteresan bir şey var burada. A, B, C. Buraya alfa dersek. A, C, B. Buna beta dersek. Alfa artı beta. D, A, C. Şunu eşitmiş. Pekala. X'i 6'yı vermiş. Bir de oran var. O oranı da şöyle maviyle yazalım. D, C 2 katsa BD D 3 kat. Bizden X'i istiyor. Şimdi bakın. Şurada bir alfa var. Burada bir beta var. Bu ikisinin toplamı alfa artı beta. A açısının dışını vermez mi? Yani şunu uzatırsam burayı verir. Doğru mu? İki iç açının toplamı. Üçüncü açının dışını veriyordu. O zaman alfa artı beta burayı verecek. Ha alfa artı beta alfa artı beta demek ki burası dış açıortay oldu mu? Gözler C köşesine bakıyor. Bitti soru. 2K'nın 5K oranı eşittir. Bu okun ucunda ne var? 6. Bu okun ucunda ne var? X. 6'nın X oranı. K'lar gitti. içler dışlar. 2X eşittir. 30'dan X eşittir. 15. Cevabımız D şıkkı. Dörde bakalım. ABC üçgen. ABC ile DCE eşit. Vallahi eşit göstermiş şekilde de. AD, DC'ye eşit. Onu da göstermiş. AE6. Bak gördünüz mü? Gene gizli bilgi. AE6. 9 var. Ece'nin Ece, Ece BC'ye oranı. Ha, şunun şunu oranı istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Eşit iki açı var ya. Alakasız yaylarda bunlar. Onları harflendireceğim. Alfa alfa. Peki sadece alfa deyince soru çözülüyor muydu? Hayır. Hadi beta beta diyelim. Nereye diyelim? İkiz kenar var ya buraya diyelim Buraya beta dersek. ikiz kenarlıktan burada olacak arkadaşlar? Beta. E, hala bir şey bulamadık değil mi? Ha, ben buldum. Bak burası alfa. Burası beta. E, bu ikisinin toplamı. Üçüncü açı yani c açısının hop, dışını vermez mi? Demek ki burası alfa artı beta oldu mu? E şuranın tamamı da dikkat edin alfa artı beta değil mi? E alfa artı beta alfa artı beta yani bunlar birbirine eşit. O zaman burası dış açı ortay. O zaman şunlar şöyle göz dersek eşit açılar. Nereye bakıyorlar? A köşesine A'dan başlayalım. Ne diyeceğim? Altının, hop 15 oranı. Bu okun ucunda ne var? Ece. Bu okun ucunda ne var? Bc. EC'nin Bc oranı. Ha, 3 ile sadeleştir. 2 bölü 5. Tam da bana sorulan şey cevabımız D şıkkı. 5'e bakalım. İç açı ortay var. Dış açı ortay var. 6 var. 9 var. Bizden x'i istiyor. Şimdi şunu hatırlıyorsunuz değil mi? 2 tane açı ortay yan yana gelirse şu doğru açıdan dolayı burası kaç derece oluyordu? 90. Alfa alfa beta beta. 2 alfa artı 2 beta 180. Alfa artı beta 90. Dolayısıyla bura 90. Yani burada bir dik üçgen var. O aklınızda bulunsun. Belki kullanırım belki kullanmam. Dikten dik gelmiş. O zaman öklitte var. Onu da kullanacağım. Şimdi birazcık gıcık bir soru bu. Şuraya N diyelim. Tamam. Önce şu iç açı ortayı kullanalım. Mesela bu N değil de 5 olsaydı ne yapacaktım? 5'in yukarısı 5K 6'ın yukarısına 6K diyecektim. Doğru mu? Ya aynı şeyi gene yapıyorum. N'nin yukarısına NK diyorum. Artık X NK oldu. 6'nın yukarısı ne olacak arkadaşlar? 6K. İç açı ortayı kullandım. Şimdi dış açı ortayı kullanalım. Gözler E köşesine bakıyor. 9'un 15 artı N oranı. Boydan boya 15 artı N değil mi? Eşittir. Bu okun ucunda NK, bu okun ucunda 6K mı var? NK'nın 6K oranı. Ha K'lar gitti. İçler dışlar 6 kere 9 54 eşittir. 15 artı N çarpı N. Ne diyoruz size? Gidip bunu dağıtayım. İkinci dereceden denklem yapmayın ha. Önce bir değer verin. N'ye 2 versek olmaz. 3, ha, 3 versek süper. Oturuyor değil mi tam? 18 çarpı 3 54. Demek ki N'ye kaçmış? 3. Yani şurası 3'müş. Ha, soru bitti. Benden X'i mi istiyordu? Dikten dik gelirse öklit var demiştik. Hatırlıyor musunuz? 3 kere 9 27 H kareden yani X kareden X kaç gelecek? 3 kökü 3. Cevabımız C şıkkı. Ha, soru baya güzel bir soru ama ileri düzey bir test olduğu için sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Ufkumuz genişledi. 6'ya bakalım. Ya burada daha da genişleyecek ufkumuz. Güzel bir soru. Bu tip soruları arkadaşlar dinleyin. Eğer çözemediyseniz dinleyin. Sonra dinledikten sonra kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonra bunu anlamaya çalışın. Yani kavramaya çalışın. Böyle benim anlattığım üzerinden gitmeyin de. Ha burada böyle yapmışız. Burada şöyle yapmışız çünkü şu kuraldan dolayı diye. Böyle kendinize de anlatırsanız ondan sonra yarın bir gün gidip başka bir arkadaşınıza da anlatırsınız. Böylece böylece ne yaparsınız? Yol alırsınız. Bugün amma rehberlik yaptık ya. Şimdi 6 AC 20 ha, maviye boyalı üçgenin alanı istiyor. Bir de ikiz kenarımız var orada. Şimdi ne yapalım? Şu ikiz kenarı kullanmak lazım. Tepeden dik gelsem ED belli değil. O zaman ikizkenar kenar üçgende tepeden dik gelme işe yaramıyorsa ne yapıyorduk? Açı ortayı harflendir şey. Tabanları harflendiriyorduk değil mi? Alfa alfa. Ama açı ortayı da harflendireceğim. Merak etmeyin. Beta beta. Şimdi bak burası kaç derece? 90. Burası alfa. Burası beta. Artık alfa artı beta 90 oldu mu? Şimdi burası alfa ise ters açıdan burada alfa değil mi? E, alfa beta. Demek ki buradan oldu arkadaşlar. 90. Peki açı ortayla alakalı biz neyi biliyoruz? açı ortay üzerindeki bir noktadan kola gelen dikler birbirine eşit mi? O zaman şunlara x x diyelim mi? İkiz kenar. Buraya gelen dik x miymiş? O zaman bunu uzatırsam bu biraz kısa kalmış. Buradan da bir dik gelirsem bu da ne olacak arkadaşlar? x. Peki şuraya da y diyorum. Şimdi bakın Adana, Bursa, Ceyhan üçgeninde iç açı ortayı kullanıyorum. İç açı ortayımız burada. Nasıl kullanacağım? Y'nin 6 oranı eşittir. 20'nin x oranı. İçler dışlar yapın. X çarpı kaça kaç eşitmiş? 120. Bu bir kenarda dursun. Şimdi maviye boyalı üçgenin alanını yazıyorum. Dikkat edin. Şurayı taban kabul edelim mi? Y. Karşısındaki D köşesinden inen bu dikte yükseklik olmaz mı? O zaman maviye boyalı bu üçgenin alanı y çarpı x bölü 2 değil mi? y çarpı x 120 idi. Bölü 2'ye 60. Cevabımız b şıkkı. Evet birazcık ileri düzey bir soru. Ama tahmin edin bu ileri düzey test olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Güzel de bir soru anlamaya çalışın. Ve en sevdikleriniz yeni nesil sorular. Ne demiş? A, C, B, C dik olmak üzere bir tane 6, 13 üçgeni var. O zaman burada 8. Sürprizi bozmak istemezdim ama maalesef öyle. 8 burası. ABC B, üçgenin biçimindeki adın A, C kenarı üzerine bir D noktası işaretlenip B, D boyunca kesilerek iki parça ayrılıyor. Evet. Sonra küçük parça yani şu. Küçüğe benziyor. Ters çevrilerek büyük parçanın üzerine yerleştiriliyor. Ha yani şöyle izah edeyim şuradan. Bizim küçük parça buradaydı ya arkadaşlar. Bunu buradan alıp ters çeviriyor. Şurası C köşesiydi. Buradaki C köşesi ters dönünce buraya geliyor. O zaman burası 90 ise burada 90 olur mu? Yani bu parçayı düşünün. Şu parçayı hop ters çevirip buraya yapıştırdık. Artık hologram teknolojisini geliştirmemiz lazım. Bak bunu güzel anlatamadım. Yani şuradaki kağıdını ne yaptım arkadaşlar? Ters çevir. önün arkasına getirdim. Buraya yerleştirdim. Şimdi o zaman ne oldu? Şurası 6 idi ya. Hop, ters dönünce buradan oldu 6. E tamamı 10'du AB'nin. Buraya ne kaldı? 4. Şimdi burası x ise, hop buradan olacak arkadaşlar? x. Değil mi? Çünkü bu buraya katlandı. E tamamı şuranın arkadaşlar 8 değil miydi? X buradaysa buraya ne kaldı? 8 x. Peki şurası alfa alfaysa burada alfa olmaz mı? Şimdi buradan sonra iki türlü de çözülür. Hem Hazır föyümüz açı ortaya föy. İsterseniz açı ortaydan çözeyim. Nasıl? Bakın alfa alfa görüyor musunuz? Kanatlar tabanlarla orantılı olmalı. Altının x oranı 10'un 8 eksi x oranı. Değil mi? Oradan buluruz. Ya da hocam ne gerek var ya? Şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? 4 x 8 eksi x Pisagor yazar. X'i bulurum. Hatta Pisagor'a da gerek yok. Bir kenarı 4 olan benim bildiğim en meşhur üçgen 3 4 5 X'e de 3 versek sağlıyor değil mi? Demek ki X kaçmış? 3. Dediğim gibi açı ortaydan da bulabilirsiniz X'i 3 diye. Dik üçgende de bulabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Üçgenin alanı istiyor şu kırmızı üçgenin alanı. Dik kenarların çarpımının yarısı 4 çarpı 3 bölü 2 yani 6. Cevabımız A şıkkı. 2'ye bakalım. Dönderme sorusu. MABC 2 alfa ve alanı x santimetre kare olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt B köşesi sabit tutularak yani şuradan çiviledik farz edin sabit tutularak ok yönünde alfa kadar döndürülünce A köşesi A üstüne geliyormuş. Şimdi bakın alfa kadar döndürülüyor ya o alfayı nereye yazacağız? Herhangi bir kenarın eski konumuyla yeni konumu arasındaki açıya alfayı yazacağız. Neden? Şimdi bakın. ABC üçgeni diyor ya, siz AB'yi düşünün. AB B köşesi sabit tutularak döndürülünce bu BA üstüne geliyor mu? Yani bu arkadaş buradan buraya geliyor. Doğru mu? Ne kadar döndürmüştük? Alfa derece. İşte demek ki şurası kaç derece olmak zorunda? Alfa derece. Ya da şuraya da yazabilirdiniz. Onu da göstereyim. BC B köşesi sabit buradan buraya kadar dönüyor mu? BC üstüne geliyor mu? O zaman o alfa'yı buraya da yazabilirdik. Fark etmez. Mantı anladınız değil mi? Bir kenarın eski konumuyla yeni konumu arasındaki açıya kaç derece döndürdüyseniz onu yazacaksınız. O zaman burada alfa, burada alfa. Peki ABC 2 alfa demişti ya. Ha, alfa'sı buradaysa burada alfa olur mu? Ha, o zaman burada bir açı ortaya oluştu bakın. Hatta burada da bir açı ortaya oluştu. Gördünüz mü? Şimdi şurayı temizliyorum. Fazla renk cümbüşü şey olmasın. Artık buranın alfa, buranın alfa, buranın da alfa olduğunu biliyorsunuz. Şimdi şu uzunlukları vermiş bize. AB 6, BC 8, bir de AC 7. Şimdi şu arkadaşları bulabilirim sanki. Burası kaçtı? 8 miydi? Ne derim? 6'ya 8. 6 ile 8'i sadeleştirirseniz 3'e 4 mü? Yani buraya 3K dersek burası ne olur? 4K. 6'nın altına 3K. Şu açı ortayı kullanıyorum şu an. 6'nın altına 3K. 8'in altına 4K. E, 7K 7'den K kaç geldi? 1. Demek ki burası 3'müş. Burada kaçmış arkadaşlar? 4. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi bana neyi soruyor? Kağıdın ilk konumu ile son konumunun çakıştığı bölgenin alanı. Yani şu bölgenin alanı y santimetre kare olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır diye sormuş. x neydi? Bizim kağıdın alanıydı. Şimdi artık gerisi kolay. Bitirdik soruyu. Şimdi buraya 3 buraya 4 bulduk ya. O zaman aynı şekilde bura 3. Burada kaç olacak arkadaşlar? 4. Çünkü burası 6. Burası 8. Altlar bunlarla orantılı. O zaman ilk konumuyla son konumunun kesiştiği şu kırmızı üçgenin alanı 3S oldu mu? Nereden çıktı bu? 3'ün yukarısı 3s. O zaman 4'ün yukarısı ne olacak? 4s. Ha şimdi artık yazalım. Bizim kağıt döndürünce alanı değişir mi? Değişmez. Bizim kağıdın alanı döndüğünde bakın şurada 7s olmuş mu? Demek ki x kaçmış? 7s. Peki y neydi? Çakıştıkları bölgenin alanı. Yani o da 3s değil mi? Ha s'ler giderse aradığımız cevap 7 bölü 3 yani c şıkkı gelecektir. Böylece föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.